Bir sigara ver bana, kül tablosu ver. Alo. Selamun aleyküm. Hacı abi Selamun nasılsın? aleyküm. Abi. İyiyim abi. Seni sormalar. Allah razı olsun. Nasıl abi oralarda durumlar? Abi vallahi ben bir şey söyleyeyim. Bugün Cemil Çiçek de bir açıklama yaptı. Yani her satırı ürpertici diyerek kaldırıp soruşturma başladı. Ama en önemli şey seninkinin bugün kendi kendine harakiri yapmış olması. Allah da abi diyorum da Allah vardı abi, Allah vardı. Ya abi vallahi bunlar gayretullah savaş açtı. Yemin ediyorum gayretullah savaş açtı da. Ya bu kadar zulüm abi arşı aleme ulaştı ya. Yemin ediyorum buraya kurtuluyorum. O kulaklığı şarja koyun abi. Saygı Öztürk'e o konuşmayı yapması bugün gün boyunca o konuşuldu şeyde sosyal medyada. Aptal herif diyor ki biz olmasak buraya mafya çeker. Sen nesin? Emekli değil misin lan? De senin ne özelliğin var? De ama o en çok bizimkine şey vuruyor, darbe vuruyor. Yani diyor ki burada asayiş yok, ben sağlıyorum. Ya abi sana bir şey söyleyeceğim de. Ya abi bizi bir arkadaş aradı bizim yakınımız. Dedi ya arkadaş dediği şey söylüyor dedi. Hani benim üstüme çok geliyorlar. Ben bir şeyler hani böyle ufak tefek söyleyeceğim. Kusura bakmasın. Dedim tamam. Bir gün bir açıklama yaptı. Interpol kararı. Tamam devlet. O bu suç örgütü. Ya abi ertesi günü şey dedi ya. Pislik mafya babasını bu deli mi abi? Yani bu ne diyor abi ya? Vallahi abi ben bir şey söyleyeyim, ben anlamadım. Ben dün ona şöyle bir şey ifade kullandım. Niye dedim sadece sen atlıyorsun yani? Ben dedi yani hiç AK Partililerden bir tanesi konuşmuyor. Sen niye kendini ortaya atıyorsun? Ne dedi abi? Hiç yani cevap vermedi. Ya abi bu adam sana sevilemedi mi? Cumhurbaşkanımız da ben de onu çok seviyoruz 5 ay önce. Abi aynen Süleyman'a da söyledi. Burada bir strateji mi uyguluyor, başka bir şey mi Abi yapıyor? pislik diyor ya ben 2 tane kızım için dünyayı ateşe veriyorum. Herkes araya girdi. O kızı çocuk arkadaşları okulda demeyecek mi benim kızlarıma? Pisliğin kızları diye. Ben pis miyim abi? Estağfurullah. Bu deli mi abi? Anlamadım ki abi. Vallahi abi ben şöyle söyleyeyim sana. Öyle bir durum ki öyle arada kalmış durumdayım ki aklım durdu. Bir tarafta sevdiğim bir dostum, öbür tarafta sevdiğim bir dostum. Yani Ama abi delikanlılıkta böyle bir şey var mı abi? Ya bir abi şey biz söyleyeyim. onun için öbür damat beyle, berat beyle düşman olduk da abi. Benim akrabalarım bunun yanında illere bunu sokmuyorlardı da abi genel başkanla oynadığında kim gidiyordu? Benim akrabalarım ya 6 ay nöbet tuttu hep yanındalardı. Bu kadar emek var abi o benim dönüş biletimdi ya. Arayanlar ne diyor abi? Abi ben Diyor herkesi ki tersliyorum. Araya girmeyeceksin ama Süleyman. hayır. Bizim arkadaşla ilgili araya ne diyor? Abi kimse anlayamadı ki ya. Hani Nisan'da dönüyorduk abi biz bu deli mi? Bu bizim dönüş biletimizdi abi. Her şeyi onun üstüne yatırdık ya. Anlam veremiyorum ben abi. Onun yüzünden düşman olduk da abi biz bu adamlarla. Yapacak bir şey yok. Biliyorsun da abi sen yaşadın süreci de abi. Hepsini biliyor. Tabii. Ben anlam veremiyorum. Ya bir strateji ya başka bir şey. Yani ama Abi yine böyle strateji olur mu? Pislik ne abi ya? Benim kız çocuklarım var ya. Erkekleri boş ver. Kız çocuğum var abi ya. Kız çocukları abi ufacık çocuklar o hepsi internete giriyor. Benim kızıma demeyecek mi senin baban pislikmiş diye? E ben ne dedim bu kızlarım için dünyayı yakarım dedim. Herkes araya girdi, herkesi tersledim. Şimdi bize pislik yaptı abi ya. ben anlayamıyorum. Ya ben çözemedim açıkçası. Ben sana şöyle söyleyeyim, sen haklısın. Yani girmemesi Sen mümkün abi değil. namuslu adamsın. Sen namuslu adamsın. Abi bir sorabilir miyim? Bak şeyde bu haberlerin kullanılmasında da
hiç geri adım atmıyoruz yani. Onu da söyleyeyim. Uyarı da geldi ya. Şimdi kullanıyor şimdi. Bir şey kullanıyoruz. Kullanmayalım. Abi ben bunu yarın dalarsam kusura bakma. Hakkını helal et. Yok. Ben hiç şey yapmıyorum. Bak, hiç... Vallahi yenilecekler abi. Bunlar zalim oldu artık. Billahi yenilecekler ve yarın buna ben dalacağım Ahdi abi. Yani benim sana söyleyecek bir tek bir satırım yok abi. Ben öyle bir şeyde senden ricada bulunmam. Sen iyi düşün, iyi taşın. Cepheyi genişletmek adına cephe lazım. İstediği yere gitsin ya. Vallahi diyorum hamusallaha haşey taşı. Hiç umurumda değil. Abi ya ben kız çocuk babasıyım abi ya. Kız çocuk da abi ya. Hadi erkekler neyse abi kız çocuk bu ya. Onların anlamadığı bir şey var bak. Onlar zannediyorlar ki sen başka bir şey. Hayır abi ben şeye de söyledim. Arkadaşım söyledim mi? Çocukları için yapıyordum. Yani bu köprüleri atmasın tek sebep çocuk. Abi ben kızıma aşığım. Allah'a yemin olsun tüm dünyayı ateşe verdim dedim vereceğim. Daha yeni başladık ama olmaz da abi. Namuslu adam yapmaz da. Vallahi yenilecekler bak. Göreceksin hadi abi. Rezil olacaklar. Benim sana söyleyecek bir lafım yok abi. Bir tane çay adı abi. Yani ben bu konuda seninle dostluğuma devam ediyorum. Kırılmam da onu net söyledim. Bu yani öbür tarafta da bir şey söyleyebilecek durumda değilim. Sen nasıl istiyorsan öyle yap, ben sana kırılmam ya. Yani. Allah senden razı olsun abi. Sen namuslu adamsın. Allah senden razı olsun. Kendine çok iyi bak abi. Öpüyorum seni. Allah'a emanet. Şey yapma, moralini bozma. Abi ne bozayım ya. Nezen Baba bir şiir yazmış ya abi mebuslar için. Bizim arkadaş için yazmış herhalde. Ya bu adama bizim babasıyla 30 senedir dostuz abi ya. 30 sene öncesinde. Ya olmaz abi. Vallahi olmaz ya. Ya 20 senedir biz bu adama yatırım yaptık. Nisan'da abi dönüyorduk abi ya. Bu nasıl bir şey abi ya? Nisan'da her şey değişecekti abi ülkede. Hani seviyordu bizi abi bu adam. Pislik ne ya abi ya? Pislik diyor ya. Suç örgütü lideri. Ya nefret ediyorum. Küfür ediyorlarmış gibi geliyor ama onu kabul ettik diyelim de pislik ne abi ya? Çok haklısın abi. Ona gerek yoktu yani. Açıklama yapıyorsan yap. Ama ona gerek yok. Pazara mı bant? Yeni kayıt pazar mı? Yok abi ben bu gece ona bir kayıt yaparım. Abi Allah'a emanet ol. Seni çok öpüyorum. Canım kendine şey. İyi bak. Çok seviyorum. Evet öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Süleyman Dost'a selam söyle abi. Saat kaç? Alo. Reis. Hadi abi. Aleykümselam abi. Hayırdır kurban olayım. Abi gözünü seveyim. Benim adımı niye geçirdin orada? Abi namussuzluk yaptılar. Abi o benim ismim sende saklı kalması lazım. Bir, ben sana bir şey söylüyorum. Yani bu sana aktardığın... Ya abi sen olayın... Sen olayın şahidisin de abi. Abi şahidim de o isim öyle o şekilde bak sadece Süleyman Soylu değil. Yarın medyada bütün bu şeyler çalkalanır. Yani Hadi Özışık hadi sen hedef yapmış ol. Abi hayır sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun. Benimle ilgili değil ki o. Ben o şekilde anlattım. Sen dinlememişsin. Abi dinledim ben. Yani sen beni övüyorsun, ediyorsun. Allah senden sen razı olsun. Sen Süleyman Bey'le görüşmeye gidiyorsun. Bu konu açılıyor. Ben öyle anlattım. Abi şöyle. Giden Süleyman. Süleyman Özışık. Yani giden konuşan Süleyman da benim ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratıyor. Yani o çocuklar o bölümü Hadi Özışık kısmını kırparlarsa bir sorun yok yani. Abi ben sana dönüyorum abi. Bir müsaade et. Gözünü seveyim. Yani çok önemli abi. Ben...
Evet arkadaşlar, Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar ardı arkası kesilmiyor. Biliyorsunuz bölüm olarak yayınlıyordu. Bu sefer kısa bir kesti, Twitter'dan paylaştı. Sedat Peker'in bu açıklamaları, bu iddialar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayınız.